Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Dinimizde Peygamber Efendimizin zamanından bugüne değişebilecek şeyler ve değişemeyecek şeyler nelerdir? Değişiklik var ise günümüzde neden değişti? Değişiklik yok ise neden değişmedi? Örneğin evlilik için evlenecek kişilerin birbirini görmesi değişebilir mi? Ya da Peygamber Efendimizin sünnetlerinde günümüzde değişim olabilir mi? Evet. Bu İslam tarihi boyunca hep tartışılmış. Ben İslam tarihi deyince Adem'den itibaren alıyorum. Benim için İslam tarihi Adem Aleyhisselam'dan itibaren devam ediyor. Çünkü bütün dinler İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan sonra bütün peygamberler kendi dönemlerinde kendi isimleriyle anılsa da hepsi de Muhammedidir. Hepsi de. Çünkü bütün peygamberler peygamberlik nurunu Muhammed Mustafa'dan almışlardır. Aslında üzerlerindeki peygamberlik nurları emanettir. Çünkü ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır ve o peygamberlik nuru Hazreti Muhammed Mustafa'ya özeldir. Ondan sonra gelen ilk insan ve yeryüzüne gönderilen ilk peygamber Adem Aleyhisselam Muhammed Mustafa'nın nurunu vekaleten taşımıştır. Ta ne zamana kadar? Gerçek nurun, peygamberi nurun sahibi Muhammed Mustafa'ya gelinceye kadar. Ve hepsi de peygamberlik öğretilerini Muhammed Mustafa'nın nurundan almışlardır. Ve hepsi de yine Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Muhammed Mustafa'nın bu noktadaki makam-ı mahmuduna muhtaçtırlar. Şimdi öyle olunca Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberler aynı zamanda Muhammedi bir peygamberdir. Ama kendi zamanlarında kendi isimleriyle anılmışlardır. Yakubi, Yusufi, ondan sonra İsevi, Musevi, İbrahimi gibi. Bütün kitaplarda aslında Kur'an'dır. Çünkü Kur'an kendisinden gelmiş olan bütün kitapları tasdik ettiği gibi kendisinden önceki peygamberleri de tasdik eden ve kendisinden önce getirilen bütün hikmetleri de tasdik eden bu kitapların anası hükmündedir. Ümmül kitaptır. Kendisinden önce gelen bütün kitaplar onun çocuğu hükmündedir. Böyle olunca Adem'den itibaren bütün dinler İslam, Adem'den itibaren bütün peygamberler de Muhammed'idir. Ve Adem'den itibaren aklı evveller, Adem'den itibaren aklını şeytana kiraya verenler, aklını şeytanlaştıranlar, aklını şeytanla yoğuranlar, dinin içerisindeki Kur'an'la ve sünnetle sabitlenmiş olan veyahut da Tevrat'la, hikmetle sabitlenmiş olan veya İncil'le, hikmetle sabitlenmiş olan dinin hem yaşanabilirliği hem de hükümlerinin üzerinde tartışmalar yapmışlar. Bu tartışmalar yeni değil. Dinin kendi otoritesini kabul etmek istemeyen içi münafık, dişi Müslüman, içi gavur, dışı Müslüman insanlar hep ola gelmişlerdir.
Bu dindarların içerisinde ola gelmiştir. Dinin içi, dinini yaşıyorum diyenlerin içerisinde ola gelmiştir. Kralların içerisinde, komutanların içerisinde, felsefecilerin içerisinde, kendilerini bilim adamı olarak görenlerin içerisinde bunlar ola gelmiştir. Bunlar yeni tartışmalar değildir. Bunlar kadim bir tartışmadır. Neden kadim bir tartışmadır? Bu tartışmayı ilk ortaya atan şeytandır. İnsanların içerisinde dinin hukukunu ve hükmünü tartışmaya açan Adem'in çocuğudur. O güne bugüne Adem'in çocukları ikiye ayrılmıştır. Bir tarafta Habilciler vardır, bir tarafta Kabilciler vardır. Yol keskindir. Ortası yoktur bunun. Bir tarafta Habilciler vardır. Bir tarafta da Kabilciler vardır. Dinin İncil'deki de hükmü meydandadır. Tevrat'ın da hükmü meydandadır. Kendi zamanlarında. Zebur'un da hükmü kendince, kendi zamanında meydandaydı. Yakub'a da, Yusuf'a da, Kenan'a da, İsmail'e de, İshak'a da indirilen din farklı bir din değildi. Ama o günün insanları kendilerince, kimisi dinde otoriteydi, kimisi siyasette otoriteydi, kimisi ekonomide otoriteydi, kimisi sosyal bilimlerde otoriteydi, kimisi felsefede otoriteydi. Ama ya namaz kılmak bugünkü Müslümana nasıl zor geliyorsa, oruç tutmak bugünkü Müslümana nasıl zor geliyorsa, nasıl bugünkü Müslümanlar hem lay lay lom yapalım hem de Müslüman olalım diyebiliyorlarsa, geçmiş dönemde de vardı. O gün içinde yüksek devletler, zengin devletler, kuvvetli devletler vardı. O gün için o yüksek devletler, kuvvetli devletlerin başındaki siyasi ve askeri otoriteler dinin herhangi bir hükmü hoşlarına gitmezse o hükmü değiştirmek için mücadele ediyorlardı. Bunu tarih kitaplarından baktığınızda bunları görmeniz, okumanız mümkündür. Baktığınızda görürsünüz. Hani meşhur ya bu ara Mesnevi'den neydi Yahudi padişah? Zenuvas'ı okuyoruz. Öyle değil mi? Ondan örnekler veriyoruz. Şimdi açın tefsiri Taberi'yi. Tefsiri Taberi'den Zenuvas'ın hikayesini okuyun. Zenuvas'tan bir hikaye anlatayım size. Zenuvas kafayı bulur. Kafayı bulunca kendi kız kardeşiyle cinsel ilişkiye girer. Kendi kız kardeşiyle cinsel ilişkiye girince kendilerine gelirler. Kendilerine geldiklerinde der ki kız kardeşi, bunu artık nasıl temizleyeceksin? Zenuvas bu utançta ne yapacağını şaşırır. Ve şuna karar verir. Der ki devrin din adamları. Ya benim bu nikahımı kabul ederler kız kardeşimle olan izdivacımı ya da onları ateşle doldurulmuş hendeklere atarım. Buruç ayetindeki Buruç suresi ayet 4, 5, 6, 7 bunu anlatır. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde bu hikayeye işaret eder. Kendisinden 2000 yıl önce olan bir hadiseyi Mesnevi'de hikaye eder. Mesnevi'ye neden dil uzatırlar? Mesnevi'deki hadiseler hikaye adı altında çok keskindir. Dil yumuşaktır, özü keskindir.
Seni öyle bir şeye benzetir ki sen maymunlaşır gidersin. O zaman o gün o Yahudi padişah nasıl kendi işlediği haltı örtmek için mevcut din adamlarını hendeklere doldurulmuş ateşle korkutup dinin özünden saptırmaya çalışıyorsa ve bir kısmı da sapıyorsa her dönemde bunlar olmuştur. O yüzden Cenab-ı Hak İsa hakkında diyor ki ona kitabı ve hikmeti verdim. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam diyor ki ona kitabı ve hikmeti verdim. Cenab-ı Hak bütün peygamberlerle alakalı o hikmet doluydu. O hikmet ehliydi. Ona hikmeti verdim diye bütün peygamberleri hikmet ehli yapar. Hikmet ehli dini anlayan kimsedir. Hikmet ehli dini anlayıp yaşayan kimsedir. Bunların en zirvesinde peygamberler vardır ki onların zirvesinde de Muhammed-i Mustafa vardır sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden dini yenileceklerse niye yenilecekler bilmiyorum da o zaman bilin ki bu bir Vatikan oyunudur. Bu bilin ki dini yenilemeye çalışanlar Mossad'ın, CIA'nın, Vatikan'ın emrine girmiştir. Bu kim olursa olsun. Biz dini yenileceğiz derken sizde bu hak var mı? Siz papa mısınız? Kim yenilecek? Hangi hükmü kaldıracaksınız? Hangi hükmü değiştireceksiniz? Eğer bir ayeti kerimenin yaşantıya tecelliyatını değiştirecekse bir kimse, bu her kim ise, senin aklın Muhammed-i Mustafa'dan fazla mı? Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sen abdest alma şeklini değiştirirken Muhammed-i Mustafa'yı nereye koyacaksın sallallahu aleyhi ve sellemi? Sen peygambere uymadığın müddetçe gavurun tekisin. Kim olursan ol. Her kim Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmazsa gavurdur o. Her kim Muhammed-i Mustafa'nın sünnet-i seniyesini reddederse gavurdur o. Her kim dinin hukukunu ve hükmünü değiştirmeye çalışıyorsa gavurdur o. Gavur, gavur. Nikahı fasit olmuştur. Namazı, abdesti, orucu, haccı fasit olmuştur. Onun hiçbir ibadete kabul olunmaz. O kendisi de fasit olmuştur. Ve her kim Müslüman, o kimsenin dediğini kabul ederse, o da gavur olmuştur. Onun da haccı, zekatı, orucu, namazı fasit olmuştur. Ve bir kimse bunu bile bile kabul ederse bütün ibadetlerini iade etmesi gerekir. Hac dahil buna. Benim bu söylediklerimi de şimdi diyecekler ki bunları nereden buldun? Açın Mehmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin Elfaz-ı Küfrünü açıp okuyun. Bu dini yenileme çalışmalarının içerisinde ne yazık ki Türkiye'deki bir kısım İngiliz menşeli Nakşibendiler var.
dini yenileme çalışmalarının içerisinde İngiliz menşeili Müslüman kardeşler var. Bunların isimlerini vermiyordum ama iş öyle çığırından çıkıyor ki artık. İş öylesine çığırından çıkıyor ki büyük bir oyun var. Büyük bir oyun var. Anadolu topraklarındaki Müslümanlar her ne pahasına olursa olsun Kur'an ve sünnetten vazgeçmediklerini gördükçe oyun üzerine oyun kuruyorlar. Oyun üzerine oyun kuruyorlar. Kendimi ve sizi met etmek için veya belli bir noktaya koymak için söylemiyorum. Boğazımızı sıksalar, meydanlarda assalar, yine de Kur'an ve sünnetten vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim hiç değişmeyen ana kaidemiz olacak. Hiç değişmeyen ana kaidemiz olacak. Bu fakir 30 yıldan beri söylüyor. 30 yıldan beri diyorum ki, ey bu memleketi idare edenler, ey Diyanet, ey bu memleketi ilahiyatçılar, hepiniz bir araya gelin. Bu iştahatları yenileyin. Bunun arkasındaki gizli amaç şu, Diyanetin ve aynı zamandaki ilahiyat fakültelerinin bu konuda yavaş davranmasının, bu konuda gevşek davranmasının perde arkasında şu, insanlar dinlerini rahat bir şekilde yaşayamasınlar. Bundan 500 yıl önce, 300 yıl önce, 700 yıl önce, 1000 yıl önce verilmiş olan iştahat bugün için yaşanabilir değil. Bu iştahatı değiştirmedikleri müddetçe Müslümanlar kendilerini yenileyemeyecekler. Buradaki hata Kur'an'da ve sünnette değil. Buradaki hata dinin önündeymiş gibi görünen Diyanet'te ve buradaki hata dinin önündeymiş gibi görünen ilahiyattaki kadrolardır. Sen bir bayanın seyahatle alakalı meselesini yenileyecek iştahı getirmezsen bu insanların önüne, bu insanlar kendilerince bakarlar, bir kadının 80 kilometre ileri seyahat etmesi uygun değil, böyle din mi olurmuş dedirtirsin. Tehlike bu. Oysa sen ilim ehliysen, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yol güvenliğini sağladığı bir kadını yanında mahremi olmadan seyahate gönderdiğini, kendi evine gönderdiğini koyarsan oraya, al sana iştahat kapısı açılır. Bunu yapmamalarının sebebi insanları sünnet-i Resulullah'tan soğutmak, insanları imamların iştahatından soğutmak, insanları dinden soğutmak. Bu oyunun içindeler hepsi de. O yüzden sufilere kızıyorlar. O yüzden ehli sufiye, ehli tasavvufa savaş açıyorlar. Sebep? Ehli tasavvuf çünkü bu oyunun farkında. Kalben farkında, ilhamen farkında. Salih rüyalarla farkında. Kalbine gelen ilhamlarla farkında. O yüzden ehli tasavvuf bunun mücadelesini veriyor. Ehli tasavvufun devletten makam beklentisi yok, mevki beklentisi yok, para beklentisi yok. Sırtının sıvazlanması beklentisi yok, ensesinin okşanması beklentisi yok. Gerçek bir ehli tasavvufun, sufinin devletten ihale derdi yok, hükümetten ihale derdi yok, belediyeden ihale derdi yok, belediyeden arsa kapma derdi yok, devletin milli arazilerini kapma derdi yok. Devlet erkanının karşısında el pençe büküp
Burada Kur'an-ı Kerim kursu açacağız, burada yurt açacağız, burada bilmem ne açacağız, bize şunu peşkeş çekin derdi yok. Para derdi yok, senin kitabını bahsediyoruz, aylık 10 bin dolar vereceğiz derdi yok. Ama bu ahlaksızlar, bu içi münafık, dışı gavurlar. Sünnet-i Resulullah'a alabildiğince savaş açıyorlar. Her koldan. Her koldan. Ve işte böyle diyorlar ki, bu normalde çok masum geliyor, öyle değil mi? Evlilik için evlenecek kişilerin birbirlerini görmesi değişebilir mi? Yoksa Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde günümüzde değişim olabilir mi? Haklı. Evlenecek olan görüşmede 3 sefer diyor hadis-i şerifte. 3 sefer görüşeceksiniz diyor. Sünnet bu. Orada duruyor. Biz bütün kardeşleri bunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz kardeşim 3 sefer görüşeceksin. 4. görüşme yok. Ama insanların canı sevgili olmak istiyor. Bugünkü tabirle. Ne yapacak? Görüşecek, konuşacak, koklaşacak, sevişecek. Zina yapacak. Ondan sonra diyecek ki Tihans'ın ten uyuşmazlığı oldu. Ondan sonra diyecek ki elektrik alamadım ben. Ondan sonra diyecek ya filanca zamanda hani halama çaya gittiydik ya ya sen halama ters bakmışsın orada. Kız yemin billah edecek ben ters bakmadım. O diyecek ters bakmışsın. Olmaz. Şimdi adam burada dergahta değil. Adam kızla nikahlandı. Dedim bak nikahlısın. Yanlış yapma. Nikahlanmışsınız. Adam bir yıl sonra benim karşıma geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bunu boşayacağım dedi. Hayırdır dedim ben. Hayırdır. Hayırdır. Dedi ya annemle rahat geçinemiyorlar. Ben böyle beynim dönmüş. Kalktım masadan yakasını topladım. Ben dedim dergahta size şerefsizliği mi öğretiyorum lan dedim. Senin kız kardeşin olduğunu düşün. Bu duruyor şimdi. Boğazını tuttum böyle boğazını. Allah'ını dinine imanına söyle lan dedim. Sen bu kızı dedim karım dedim de yattın mı dedim ben. Korkusundan baktı evet dedi. Lan şerefsiz dedim. Senin kız kardeşin olduğunu düşün. Eğer dedim sen bu kızı alma seni vuracağım. Sen çünkü dergahı kullanaraktan kandırıyorsun dedim. Defol git. Seni dergahta da istemiyorum. Ama dedim bu kızla evleneceğim. Bana dedim düğün kartını getireceğim. Korkusundan aşağı bizim Sait'e bırakmış gitmiş. Bunu mu yaşatacaklar insanlara? Evet. Sünnet-i Resulullah değişmez. Otursunlar. İçtihat edilmesi gereken şeyler içtihat etsinler. Hangi hukuku değiştireceksiniz? Faizi mi değiştireceksiniz? Canınız sıkılıyor değil mi? Faizcilik yapamıyorsunuz. İçiniz daralıyor. Şeytan çarpmış gibi kalkacaksınız mezardan çünkü. İçiniz daralıyor. O hadis-i şerif orada duruyor. Anneniz de Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi olacaksınız. İçiniz daralıyor değil mi? Sizi gidi faizci şerefsizler sizi. Sizi gidi zinacı şerefsizler sizi. İçiniz daralıyor değil mi? Zina yapanlar mahşer önünde köpekler gibi çatışaraktan halk olacak. O hadis orada duruyor. Niye ne kaldıracaksınız? Hangi hükmü kaldıracaksınız? Bir insan içkili bir şekilde ölürse imansız gider. İmanla üzerine içki içemez. Bu hadis-i şerifi mi kaldıracaksınız? Sizi gidi meyhaneciler sizi. İman üzerine hırsızlık yapamaz. Bu hadisi mi kaldıracaksınız? Hırsızlığınızı Zinivas gibi peşkeş mi çekmek istiyorsunuz?
Neyi kaldıracaksınız? Kaldıracak olduğunuz şeyi söyleyin. Hangi haramı helal edeceksiniz? Rüşveti mi helal edeceksiniz? Rüşveti mi helal edeceksiniz? Bunu mu helal edeceksiniz? Neyi helal edeceksiniz? Bana onu söyleyin. Siz Vatikan'a mı özendiniz? Ne kadar eşcinsel papazı etrafınızda toplayıp eşcinselliklerini videoya çekip dosyalatıp onlara istediğinizi imzalatacak bir Vatikan mı oluşturuyorsunuz? Evet. Bu karara karşı çıkma, eşcinsellikle alakalı dosyam burada deyip Vatikan'ın en üst noktasına gelmiş oğlancılara imza attırdığınız kararlar gibi karar aldıracaksınız. Kimin videolarını çektiniz? Diyanetteki hangi başkanın videosunu çektiniz? Diyanetteki hangi kurulun videosunu çektiniz? Hangi şeyhin videosunu çektiniz? Hangi alimin videosunu çektiniz? Kime kaldırtıracaksınız sünneti Resulullah'ı? Adnan yetmedi mi? Mehmet okuyan yetmedi mi? Mustafa İslamoğlu'nu dinleyen olmadı mı? Olmadı. Neden? Her birinin arkasında bir sürü kirli iş var. Halk nezdinde asla yerini bulmadı. Tutmadı oyun. Sebep, sünnet-i Resulullah'a karşı çıkacak olan kanı bozuk, sütü bozuk bir kimse olması lazım. Onun sadece dini akidesinin bozukluğu yetmez. Onun sütü de bozuk, kanı da bozuk olması lazım. Yetmez çünkü. Yetmez. Bir kimse sünnet-i Resulullah'a laf söylüyorsa hem kanı bozuktur, hem sütü bozuktur, hem de dini bozuktur onun. Alın götürün, nereye götüreceksiniz? Evet. Benim sözüm meydanda. Ben şeyh değilim, öyle diyorlar. Argo şeyh diyorlar. Argoyum kardeşim. Sünnet-i Resulullah'a laf söylene argon hem de ağ kralıyım. Ağız bile söylüyorum. Bunların her tarafı bozuk. Ağız bile söylüyorum. Bunlar zünüvas gibi. Ya kızlarıyla yatıp kalkıyorlar, ya kardeşleriyle yatıp kalkıyorlar, ya analarıyla yatıp kalkıyorlar. Neyi helal edeceksiniz ya, bana onu söyleyin. Bana onu söyleyin. Deyin ki biz şunu helal edeceğiz. Bilelim. Ha, bunların derdi bu diyelim ya. Neyi kaldıracaksınız? Haramlar belli. Neyi helal edeceksiniz? Bir kimse şunu der. Bu haram, bu içki haram kardeşim. Ben içiyorum. Delikanlı adamsın lan sen. Sen delikanlı adamsın ya. Bunu haram kabul ettin, delikanlı adamsın sen. Haram dedi bunu. Eyvallah ya. Lan adam helallaştırmadı ya. Tövbe eder, Allah onu affeder. Kim tövbe ederse karşısında affedici bir Allah bulur. Biz burada hepimiz medreseden gelmedik. Var mı medreseden gelen buraya? Elini kaldırsın. Yok. Bak, hiçbirimiz medreseden gelmemişiz. Neredeyse elhamdülillah diyeceğim ya. Evet. Biz hepimiz yoldan toplamalıyız. Hamdolsun. Hamdolsun. Ciğerimizi yara yara söylüyoruz. Neden hamdolsun diyorum biliyor musunuz? Sizin kursağınızda, sizin adınıza zekat diye toplanıp cebellez edilmiş paralar yok.
Sizin kursağınızda elin kirli paralarının temizleme parası yok. Siz o yüzden dimdik duruyorsunuz. Öyle değilsiniz siz yani. O yüzden dimdiksiniz. Ben o yüzden dimdik olan kardeşlerimin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Bana diyorlar ya herkesten fazla seviyorsun dervişleri. Diyorum ki benim anamdan, babamdan, kardeşlerimden, çocuklarımdan, yeğenlerimden, hepsinden kıymetli dervişler diyorum. Evet. Hepsinden kıymetli. Herkes bir yerde satmıştır beni. Bir yerde satmıştır. He, bilirim ben onu. Ama benim derviş kardeşlerim beni satmamıştır. Bak burada. Görüyor musun? Bu adamlara iyi bakın. Bunlar türünün son örnekleri. Evet. Nerede? Cafer geldi mi? Gel Cafer'im gel. Gel gel. Otur şuraya. Bunlar türünün son örnekleri. Anladınız mı? Bunlar böyle, bak 1, 2, 3, 4. Hayır kelimesini duymadım daha hiç. Evet. Şu adamı telefon açtım ben. Zakirli bırakıyorsun Hacı Mehmet dedim. Neden, niçin, nasıl, şöyle, böyle, hiçbir laf yok. Emredersin dedi, tak kapattı dedi. Dedim zakirliği bırakıyorsun Hacı Mehmet. Adile söyle dedim. Emredersin dedi, kapattı telefonu, anında Adile telefon açtı. Ben ne yapacağını biliyorum ama. Bilmiyor değilim ya. Açtı Adile telefon, ben böyle Allah affetsin. Televizyondan seyreder gibi seyrediyorum. Konuşmalarına varınca kadar, mimiklerine varıncaya kadar söyledi. İçimden dedim ki şimdi Adil Şeyh Efendi arayacak. Şeyh Efendi benden iki adım önümde. O da telefonla konuşuyor. Ben o telefonla konuşurken hallettim işi. Şeyh Efendi telefonu kapattı, zarrıt bir daha çaldı. Adil aradı. İsim de veriyorum artık. Adil söyledi. Hacı Mehmet zakirliği bıraktı diye. Ben bırakmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum de demedim. Bırak dedim. Tak bıraktı. Döndü Şeyh Efendi. Dayının oğlu zakirliği bırakmış dedi. Bırakmıştır efendim dedi. Allah Allah dedi. Biz sülalecek kafası kırıkız efendim. Onu bıraktırmamın sebebi şuydu. O bir başkasının elini öpecek kimlikte, kişilikte değildi. Adam kendisi bunu zakir etti. Kendi zakir etti. Adamı şeyhinin önüne koydu. Bu adamı ben zakir etmişim, bunu Şeyh Efendi'nin önüne koyacağım. Gel sen çiğne diyeceğim. Çiğnetmem. Ben çiğnersem çiğnerim. Başkasına çiğnetmem. Ben çiğnersem çiğnerim. O da der ki abim çiğnedi beni ya. Varmış bir hatam çiğnedi. Dervişler can insanlardır. Candır can. Halit Hoca babası için koşmamıştır benim için koştuğu şeyi. Evet. Yusuf koşmamıştır bir başkası için. Evet.
Hacı Erkan dinlememiştir babasını beni dinlediği kadar. Şu Barbaros kimseyi dinlemiyordu, İstanbul'a gitmiyordu. Hiç kimse onu İstanbul'a gönderemiyordu. Git Barbaros İstanbul'a dedim, gitti. Can insandır dervişlik. O yüzden biz hep beraber, biz sokaktan gelmeyiz. O yüzden bize kabul ettiremezler. Biz dik insanlarız. Biz hesapsız insanlarız. Bizim yarın düşüncemiz yok. Biz bağrını açmış sünnet-i Resulullah için yürüyen insanlarız. Biz çok hesap kitap bilmeyiz. Hesap kitap ederekten de konuşmayız. İnandığımızı söyleriz. O yüzden tekrar söylüyorum. Bir şey haramdır. Bir kimse onu işliyordur. Faizcilik de yapıyordur. Haram olduğunu bil. Rüşvet de alıyordur. Haram olduğunu bil. Yapıyordur insan. İnsanoğlu nefsine uyar ya. Hepimiz nefsimize uyarız. Hepimiz de günlük hayatın içerisinde geri dönüşler, zikzaklar çizeriz. Dervişlikte bu var, bizim dergahta bu var. Sebep? Biz sokaktan gelmeyiz kardeşim. Birisi bizim çok böyle damarımıza basarsa biz tersinden patlatır geçeriz. Aa yeter bu kadar deriz. Yeter deriz yani. Bir yeter dediğimiz yer vardır. Tutmadı Adnan. Tutmadı Mustafa İslamoğlu. Tutmadı okuyanlar. Hadis inkarcıları tutmadı. Şimdi daha yüksek seviyeden başladılar. Bir yerden birisi bir işaret fişa patlatıyor. Arkasından geliyor. Bunların hepsi de gavur bozuntusu. Allah muhafaza eylesin. Amin. Evlilik görüşmesi yapan kişiler görüştükleri kişileri ve görüşmenin içeriğini çevresindeki birçok kişiyle paylaşıyorlar. Aynı şey sadece talip olunduğunda da geçerli oluyor. Hatta bazen durumdan çok farklı da lanse edilebiliyor. Bu tarz tutumlar doğru mu? Değil. Bunlar doğru şeyler değil. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunlar insanların biraz böyle sıkıntılı işleri. Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında İslam'ın güncellenmesi gerekiyor. 14 asır önce alınan kararlar bu yüzyılda uygulanamaz sözü hakkında düşünceleriniz nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yazan arkadaş bunu kulağıyla duydu mu? Böyle bir açıklama mı var? O. Böyle mi açıklama? Bir dakika. Üstadım. Sizin biraz önce söylediklerinizin aynısını söyledi. İştahat olur. Evet, iştahatların yenilenmesi gerektiğini, kötü niyetlerin bunu kullandığını, özellikle Diyanet ne iş yapıyor dedi, Diyanetin içindeki görevliler ne iş yapıyor, onların bu işlere dur demesi lazım, doğruyu onların öne çıkarması lazım. O zaman tamam. Ha, kadınlara dövün dedi. Ne? Kim o ya? He. Nurettin Yıldız mı dedi dövün deşarj olun diye? Hacı Mehmet güldükten sonra bu kadar ciddi bir adam. Dövün deşarj olun dedi. Lan Hacı Murtaza nereden buluyorsun bunları ya? Efendim? Dövün deşarj olun mu? Lan biz de okumadık hiç ya. Hazreti Peygamber Efendimiz hiç dövmemiş. Efendim? Ben
sert isnat ettiği için sıkıntı oldu. Allah Allah. Kendisi hiç dövmemiş. Tabi bize Kur'an yeter deyince böyle oluyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Daha bunlar artacak. Metin olun. Sağlam durun. Hadis savunucularına saldırılar artacak. Bunu 2-3 yıldan beri söylüyorum. Farkında mısınız? Adım 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 ivme yükseliyor. Biz Hazreti Mevlana'nın sünnete bağlılığı diye kaç yıl oldu bu konuya işte? 3 yıl oldu mu? 3 yıl oldu. Bunlar artacak da ve sünnete bağlı olan topluluklara baskılar da artacak. Buna hazır ol. Açık söylüyorum. Buna hazır ol. Çetin bir mücadele bekliyor. Çetin bir mücadele. Buna hazır olun. Buna hazır olun hep beraber. Ben yapamayacağım. Evime çekileceğim. Çekilebilirsiniz. Hakkınız. Ben evime çekilenlerden olmayacağım. Bu can bu bedende durduğu müddetçe evine çekilenlerden olmayacağım. Bir kimse benim işim, aşım, çoluğum, çocuğum var. Ben böyle yapamayacağım. Yapamayabilir. Eyvallah. Evine çekilebilir. Çekilebilir. Hakkıdır. Allah muhafaza eylesin. Amin. Arabada namaz kılma konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin yatsı namazı yolculuk bitinceye kadar vaktin çıkması söz konusu değilse yine de arabada kılmakta bir beis var mıdır? Bir de hangi fıkıh kitabını okumamızı tavsiye edersiniz? Emanet Ehliyet okuyabilirsiniz. 2 cilt. 4 ciltlik El Hidaye okuyabilirsiniz. 4 ciltlik Dürer Gürer okuyabilirsiniz. 4 ciltlik El İhtiyar okuyabilirsiniz. Ama bütün dergahtaki kardeşlere 4 ciltlik El Hidaye'yi tavsiye ediyoruz. Bütün kardeşler çünkü El Hidaye okuyor. O yüzden El Hidaye okuyabilirsiniz. Tek ciltlik bir şey istiyorsanız Kuduri'nin Muhtasarı var. Tek ciltlik. Günlük dini hayatınızı idame ettirebilecek şekilde o bilgi yeter. Onu okuyabilirsiniz. Tek cilt alacak olanlar birliktelik olsun çünkü kafa karışıklığı olmasın. Kuduri'nin tek ciltini okuyabilir. Biraz daha ben karşılaştırmalı istiyorum, teferruatlı istiyorum diyenler 4 ciltlik El Hidaye'yi elde etsinler, onu okusunlar. Ben daha geniş istiyorum. Fetevai Hindiye alabilirler, İbn Abidin alabilirler. Bunlar daha geniş. Mebsut'u alabilirler. Türkçe'ye çevirdi onu şey. Neydi Şeyh Efendi'nin adı? Cevat Akşit Hoca. Onu Türkçe'ye çevirdi. Allah razı olsun. Bizim Hacı Ertan bulduydu İstanbul'dan onu bana. İstanbul'da bulduydu değil mi Ertan? Ertan buldu onu bana İstanbul'da. Onu da ondan da daha geniş teferruatlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Bineğin üzerinde namazla alakalı hadis var. Hani bir gün tam ashab ikindi namazına duracaktı ama Cebrail aleyhisselam geldi Hazreti Muhammed'i Mustafa'ya dedi ki Yahudinin birisi neredeydi yer? Hayber'de değildi. Hayber değil. Beni Kurayza Yahudilerinden birisi kim dedi? Beni Kurayza Yahudisi. Beni Kurayza Yahudilerinden birisi bir Müslüman kadının başörtüsünü çekiyor.
o Müslüman kadının başörtüsünü çekince oradan başka bir Müslüman erkek o Yahudi'ye bir tokat vuruyor. Bu sefer ona tokat vurunca Beni Kurayza Yahudiler o Müslüman erkeği şehit ediyorlar. Tam da ikindi okunca, ikindi okunmuş, ikindinin farzı kılınca. Cebrail aleyhisselam geliyor, diyor ki intikamını alın. İntikamını alın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namazı kıldıracağı zaman ashaba diyor ki böyle bir olay oldu. Derhal diyor o Müslüman kardeşinizin intikamını alın. Ashab tam kılıç yola. Bu esnada rivayetler var. Bir kısmı bineğin üzerinde namazını kılıyor. Farz namazını. Bir kısmı gittiği yerde kılıyor. El hidayede hüküm vardır. Nafilelerin kılınabileceğine dair. Bineğin üzerinde nafilelerinin kılınabileceğine dair el hidayede hüküm var. Nafile kılınabilir. Bineğin üzerinde. Ama bu hadis, bu meselede farzı da kılan olmuş sahabenin içerisinde. Buradan hareket ederekten bineğin üzerinde bir kimse farz namazını kılabilir mi? El cevap kılabilir. Ben bir çıt daha ileri gideyim. Bolu'da şeyhler toplantısı oldu. Şeyhler toplantısından çıktık. Ankara eski vaizi, şimdi ismi aklıma gelmedi, Nakşibendi şeyhi. Onu aldık arabaya ama fıkıhı çok iyi onun. O zaten yıllardır Ankara'da merkez vaizi yapmış. Nakşibendi şeyhliği yapıyor. Onu Ankara'ya biz evine bırakacağız. Oradan ben de Şeyh Efendi'yi Ankara'dan Nevşehir'e bırakacağım. Bolu'da toplantı bitti. Yolda gidiyoruz. Ben de arabayı kullanıyorum. Ben arabayı kullanıyorum. Ben yatsı namazı okundu gitti. Namazı kılamadım. Ben yatsı namazını kılacağım arabada. Ben kılıyorum. Normalde o zaman seyahat ederken bir yere yetişeceğim ya. Ben arabayı kullanırken de kılıyorum namazı. Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin, arabanın arkasında oturuyor. Ankaralı Şeyh Efendi de ön tarafta oturuyor. Şeyh Efendi'ye dedim ki, efendim müsaade ederseniz dedim, Şeyh Efendi'ye bir soru soracaktım. Sor Mustafa Efendi dedi ona, bana. Döndüm, dedim efendim bir sorum vardı. Buyur Mustafa Efendi dedi. Dedim ki, bineğin üzerinde namaz kılınabileceğine dair fetva var. Var dedi. Dedim bir kimse nafileyi de farzı da kılabilir değil mi dedim ben. Evet dedi. Peki dedim atın üstünde namaz kılan bir kimse menziline doğru gidiyor. Geçmiş dönemde at veya devenin üzerinde. Dedim o kimse atın çilbirini dedim. Yönünü dedim ben. Yol istikametinde döndürüyor değil mi dedim ben. Evet dedi. Peki bir kimse dedim. Hem araba kullanıp hem de namazını kılabilir mi o zaman dedim. Abdullah Efendi dedi. Şeyh Efendi. O da buyur efendi dedi. Tamam. Bu senin dedi. Usta Efendi çok zeki ya dedi. Öyledir onun fıkhı iyidir efendim dedi ona. Evet Mustafa Efendi fetva veriyorum dedi. Bineğin üzerinde dedi bir kimse namazını böyle kılabilir ima ile dedi. Yapabildiklerini yapar dedi. Yapın. Ben biraz daha tabii teferruatlı anlattım. Dedim İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da dedim bir giriyoruz öbür taraftan çıkıncaya kadar namaz vakti geçiyor dedim. Veyahut da bir kaza oluyor hiçbir yere kımıldayamıyorsun dedim. Bineğin üzerinde namazını kılarken arabalar yürümeye başladı. Ne yapacaksın? Araba yürüyecek. Fites takacağım, fites takacağım. Gaz da debriyaj yapacağını yapacaksın dedi kılınabilir. Mesele anlaşıldı? Evet.
Bu yeğeniyle alakalı yazı yazan kardeş nerede? Biliyorum. Gel. Kalem var mı yanında? Kalem verin arkadaşa, varsa. Amin. Destur.